Selam dostlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda Uniswap Work yapısını geliştiriyor olacağız. Şimdi bilmeyenler için diyeceğim ama muhtemelen bu seviyede bir video serisi izliyorsanız Uniswap Work yapısının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ama yine de bir hatırlatma amaçlı kısaca ne olduğundan bir bahsedelim. Şimdi arkadaşlar siz sıralı işlemler yaparken veya bir işlem yaparken belli başlı parametrelerle bir entity'yi oluşturup veya işte güncelleyip bir işlem gerçekleştiriyorsunuz. Bu işlemleri gerçekleştirirken de herhangi bir verinin bozuk olması durumunda veya işte herhangi bir verinin eksik olması durumunda sizin veri tabanınızda uyumsuzluklar olacaktır. İşte eksik veri girmiş olursunuz veya işte veri girmeye çalışmış ama bozmuş olursunuz vesaire. Böyle bir durumdan bizi kurtarmak amacıyla aslında biz Uniswap Work yapısını kullanıyoruz. Uniswap Work yapısı da bir sıralı işlem yaparken işte veya bir işlemi tek başına yaparken bizim bu işlemi tamamlayana kadar, yani herhangi bir bu işlemden hata dönmeden bu işlemi gerçekleşene kadar bizim entitilerimizi takip ediyor ve bu takip sonucunda da herhangi bir sorun yoksa kendisi veri tabanına save işlemini gerçekleştirmemizi müsaade ediyor. Eğer bir sorunumuz varsa, eksik veya bozuk bir veri girdiysek de böylece yapılan işlemi dispoz ederek direkt en baştan hiç veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştirmiyor dostlarım. Şimdi böyle bir durum olduğundan dolayı artık zaten projemizde kullanacağız. Bizler için güzel bir paterndir kendisi. Şimdi bunu oluştururken arkadaşlar persistence katmanı üzerinde oluşturacağız. Çünkü yine bir veri tabanı işlemleriyle alakalı bir konumuz bu. O yüzden dolayı da burada oluşturmaya dikkat ediyoruz. Unit of Works diyeceğim. Bunu çoğul vermemin ismi bu klasör aslında. Benim klasımın isminin Unit of Work olacağı. O yüzden dolayı da ben burada bunu çoğul vereceğim ki her seferinde benden spesifik bir referans istemesin. Yani işte gidip using'de direkt işte namespace'inin altındaki unit of work mü işte veya bir persistence'ın altındaki unit of work mü bunu sormasın bana. O yüzden dolayı da burada çoğul ismini veriyorum fakat bir tane buraya dosya koyacağım. Şimdi unit of work dedim. Bu public bir class olacak benim için. Tabi bunun bir de interface'i var. Interface'in de yine unit of works diyerek buradaki application katmanını da oluşturuyor olacağım dostlarım. Buna da iUnit of Work diyeceğiz. Daha sonrasında burada interface seçip basıyorum. Bunu da public diyorum. Şimdi bunu iDisposable iAsyncDisposable'dan bu şekilde türeteceğim. Daha sonrasında artık burada geliştirmem gereken yapıları geliştiriyor olacağım. Şimdi biz Unit of Work yapısını aslında bir daha jenerik kullanabilmek amacıyla ada bir yapı olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü normal şartlarda siz bu Unit of Work'ü muhtemelen internette vesaire veya başka projelerde gördüyseniz her seferinde mesela bir servisi veya bir repository'yi buraya tanıtmanız gerekiyor. Fakat böyle bir işleme hiç gerek yok. Çünkü biz burada jenerik yine bir yapı kurarak bu Unit of Work yapısını çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz dostlarım. Şimdi bunu yapmak için öncelikle bir read repository'yi burada alıyorum ve buna bir T nesnesi vermem gerekiyor zaten benden de isteyecektir. Bunun ismi get read repository olacak ve bu da bir T nesnesi alacak. Bu T nesnesinde class olacak. IEntityBase'den türetilmiş olacak ve newlenebilir olacak. Daha sonrasında tabi bunun bir de write kısmı var. Şu şekilde bunu da böyle yapabiliriz. Daha sonrasında bir integer olarak save async'imiz var. Özür dilerim, integer olarak değil, bir task içinde integer olarak, çünkü bu asenkron bir save işlemi gerçekleştirebilirim. Tabi bazı yerlerde asenkron gerçekleştiremediğim işlemler için de save'imi de burada yine bulundurmuş olayım. Yani task'sız halini, asenkron olmayan halini.
Şimdi Unit of Work klasıma geldim artık. Diğer taraftaki işim bitti. Burada iUnit of Work'ü çağırıyor olacağım. Ondan sonra da iUnit of Work'ü çağırdıktan sonra zaten benden implement interface diyecek. Burada bir constructor oluşturmam lazım. AppDB context'i burada ben alacağım. Çünkü DB context üzerindeki nesnelerime erişmiş olacak, yani işlemlere erişmiş olacak zaten. Şimdi burada disposable async var. Direkt olarak arkadaşlar bakın şöyle bir yapıda tek bir return işleminiz varsa gelip de böyle işte burada yazıp sonrasında return veya işte return bilmem bu şekilde kullanmak yerine bakın şöyle kullanmak yerine şunu şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın return'ı sildim. Şu alanları da sildim. Burada üste çıkardım bunu şu şekilde. Evet'ini de ekleyelim. Şu şekilde kullanabilirsiniz dostlarım. Bakın tek bir satırda return'unuz varsa eğer. Burada save işlemini de gerçekleştireceğim. Save change'si çağırıyorum. Bakın bu asenkron değil. O yüzden direkt save change'si arıyorum. Burada artık asenkron halini çağıracağım ve await'imi eklemem gerek. Bunlar için de arkadaşlar hangi repository'ye aitse ben onu şu şekilde new read repository diyerek gelip burada T'sini de vererek DB context türünden olacağını bu şekilde belirtmiş oluyorum dostlarım. Daha doğrusu read repository'ime gidip istediği DB context'i bakın veriyor oluyorum. Çünkü kendisi constructor'ın da DB context nesnesini burada alıyor benden. Tabi burada yine benden de isteyecektir read repository için. Şimdi bu şekilde write repository'i de ekliyor olacağım. Yine bunun da T'si var. Bu da DB context burada alıyor olacak. Bu şekilde de burayı tamamlıyor olacağım dostlarım. Şimdi genel olarak yapımız böyle. Peki nasıl çalıştıracağız bunu? Onun için bir test yapıyor olalım sizlerle beraber. Şimdi bir yudum kahve alacağım. Nasıl çalışıyordun önce arkadaşlar? Önce bir gelip burada ben bir dependency injection işlemini de gerçekleştirmek istiyorum. Burada scope olarak geleceğim. Diyeceğim ki iUnit of Work. Bu da unit of work olacaktır şu şekilde. Burada referansını da verdim. Daha sonrasında zaten unit of work işlemim bu kadar. Şimdi bunu kullanabilmek için örnek bir tane ben API oluşturacağım arkadaşlar. API kontrolleri. Bu şekilde oluşturdum. Values controller olsun. Bir sıkıntı yok bundan yana. Şimdi biz bunu nasıl çağıracağız? İçine ne vereceğiz ve yaşadığımız bir sorun olacak şimdi burada. Onu nasıl çözeceğiz? Ona bakıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi geldim burada constructor'da iUnit of Work'ü alabilirim. Bakın bu yapının böyle bir güzelliği de var. Her yerden çağırabiliyorsunuz neredeyse. Unit of Work'ü çağırdım. Sonrasında şurada HTTP get'im olsun bir tane. Şu şekilde bakın benim için bir tane şurada getirdi. Şimdi arkadaşlar bakın evet dedim. Unit of Work dedim. Daha sonrasında mesela get read repository'yi çağırdım. Burada T olarak örnek veriyorum. Product ile ben bir işlem yapacağım. Product'a gittim. Get all async çağırdım. Bakın kullanımım zaten bu şekilde. Fakat neden hatalı? Şimdi arkadaşlar buradaki hatamın sebebi şu. Bakın product'ımı ben şu get read repository'ımı belirlerken bakın burada new'lenebilir demişim. Yani burada bir örneği klası nesnesi oluşturulabilir demişim. Fakat ben burada bunu dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi bu read repository tabi aynı şekilde write repository de böyle oluşturamıyor. Çünkü diyor ki product has required members diyor. Yani zorunlu required olan üyelere sahip diyor bana. Bu yüzden dolayı da bunu new'leyemediğini söylüyor. Şimdi böyle bir durum olduğu için de bir şey deneyeceğim. O required'ları kaldırmak yerine bunu yok. Tamam. Hiç kızdırmayalım kendisini.
Tamam. Şimdi böyle olduğu için de arkadaşlar ben gidip product'taki requirement'larımı kaldırıyor olacağım şu şekilde. Şimdi bunları zaten biz önceki videolarda yaptık. Ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor onları da konuştuk. Aslında bu keyword'ü göstermiş olayım size. Yani projede kullanmayacağız fakat bilginiz olmuş olsun bu keyword hakkında. En azından bundan yana bir karımız olduğunu düşünelim diyorum artık yani. O yüzden bu alanları da kaldırıyor olacağım dostlarım. Şimdi requirement'larımı kaldırdım. Hiçbirinde requirement bırakmayacağım. Çünkü hepsinde bu aynı şeyi söyleyecektir. Tamamdır. Bakın artık herhangi bir şekilde bir problemim kalmadı. Bunu return veya işte return okey deyip şunu direkt vererek buraya aslında bir product listeleme işlemi gerçekleştirmiş oluyorum dostlarım baktığınız zaman. Tabi burada yine kırmızı vermesinin sebebi de şu. Şunu task yapmadık. Şekilde de yaparsanız herhangi bir sorunu almayacaksınızdır. Şimdi tabi bunu çalıştırıp deneyebiliriz ama gerek var mı? Deneyelim. Bakalım productlarımızı getiriyor mu? Daha mediator'ı uygulamadık fakat bu şekilde de bir direkt olarak unit of work yapısını controller'larda her ne kadar tavsiye etmesem de test amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani tavsiye etmesem dediğim kullanmanızı tavsiye etmem controller'lar üstünde ama test amaçlı bu şekilde kullanılabiliyor dostlarım. Orada bir tane süslü parantez unutmuştum onu ben uçurdum. O açılırken de bir yudum daha alalım. Evet bakın Sager da geldi. Volumes kontrolümde getim. Burada isteği yaptım. Bakın arkadaşlar iki tane product'ım varmış. Bunlar da benim için gelmiş. Old ID'si 1 ve ID'si 2 olarak. Tabii ben dediğim gibi yine burada zaten doğrudan product'ları kullanmayacağız. Onun yanı sıra doğrudan unit of work'ı kullanmayacağız. Onun yanı sıra da hani direkt entity'yi burada kullanmayacağız. Yani bu zaten bir işlem sonrasında veya sırasında burada kullanacağımız şeyler mediator ile birlikte oluşturduğumuz klaslar olacaktır dostlarım. Okey, şu values'u ben buradan şimdi silebilirim. Test amaçlıydı zaten. Bunu da buradan kaldırıyoruz ve bu dersimizin de yavaştan sonuna geliyoruz dostlarım. Çok uzun bir ders değildi. Ne yapalım? Bir gidelim şuradan git change'imize hemen aradan çıkartalım. Master'a geldim şöyle. Ders 9 diyeceğim. Şu şekilde continue checkout diyelim. Daha sonrasında unit of work yapısı kuruldu diyelim isminle de. Sonrasında commit all and push diyeceğim. Şurada da create pull request dedikten sonra şöyle yanda açayım. Pull request'imi oluşturuyorum. Merge pull request dedim. Confirm ettim. Artık ders 9'umda bakın successful merge dedi benim için. Yine geliyorum. Tabii ki master'a geçip güncel olan repositorimi pull ediyorum ki yine bir yeni branch daha açtığımda son değişikliklerin olduğu hali benim için gelmiş olsun. Şimdi bakayım bir sonraki derste ne yapıyormuşuz? Ha, mesela bir sonraki derste artık Mediator'a da geçiş yapmaya başlayacağız dostlarım. Mediator yapısında bir entegre ediyor olacağız. Ondan sonraki derslerde işte base response'larımızı oluştururuz. Daha iyi nasıl response döneriz? İşte durum kodlarına göre controller'larda dönüşler yapacağız. Global exception handler'ımız olacak. Yani projenin her yerinde hata yönetimi yapacağız. Kendi log sınıfımızı yazacağız. RabbitMQ ile bazı işlemler gerçekleştireceğiz. Redis'te change'ler yapacağız vesaire vesaire. Çok işimiz var yani daha. O yüzden dolayı da kendinize çok iyi bakın diyorum. Videoları da desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere.